Ben şuradaki işçi konteynerlerini çekeceğim. Önce burayı çekip bitiririm, sonra konteynere geçeriz. Deniz, o açılar işimize yaramaz. Neden? Işık ters. Görmüyor musun? Ters olan sensin bence. Anlamadım. Bekle. Bu açı doğru ama ışık da yeterli bence. Arka plan flüye düşmüş. Tamam Çınar. Dediğin gibi olsun. Ben dediğim için değil Deniz. Doğrusu bu. Ha, illa buradan fotoğraf çekmek istiyorum diyorsan bir tane yansıtıcı koyalım. İstediğin gibi çek kadrajından fotoğrafı. Tamam. Şöyle yapalım o zaman. Hı. Bak. Sen tam şuraya geç. Evet, oraya geç. Bu niye? Senden iyi yansıtıcı mı olur? Baksana sabahtan beri bana olan sinirini ne güzel yansıtıyorsun. Hı. Selam. Meltemciğim. Hoş geldin. Hoş buldum canım. Geçen çekimden sonra bir daha aramazsınız diyordum ama. İş stresiyle olur öyle uyuşmazlıklar. Kusura bakma. Ben de biraz fazla nazlandım işin aslı. Neyse böyle ufak tefek şeylere takılmıyorum. Sahi biz niye ofiste buluşmadık? Söyleyeceklerim kimsenin duymasını istemiyorum da ondan. Oo, işler ilginçleşmeye başladı. Seni dinliyorum. Sana güvenebileceğimi biliyordum Meltem. Her zaman. Tekin. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Sana güzel haberlerim var. Hayırdır? Ahu'yla konuştuk. Yalçın'la konuşup onu ikna edecek. Yakında kısmetse Özgür'le Esin'in sözünü keseriz. Çok iyi yapmışsın. Koca beylerle yakında dünür olacağız ha? Aynen öyle hayatım. Sen o zaman karını gör. O Ahu'nun afra tafrasının alasını yapacağım vallahi. Yap karıcığım, hakkındır. Elindeki fotoğraf ne? Ege. Yeğenim. Ne güzel bir bebekmiş Ege. Küçücük bir bebeğin başına gelecek iş mi bu? Çok erken gitmiş. Ya gitmemişse? Nasıl yani gitmemişse? Ya gitmemişse? Tekin'cim iyi misin? Ya biliyorum kabullenmesi çok zor ama yani kardeşin ve Ege'yi toprağa verdiniz. Ya toprağa verdiğimiz yeğenim değilse? Ya yaşıyorsa? Nasıl yani? Şöyle. Şu gördüğün var ya. Ne çektin bir bakayım. Ne gerekiyorsa onu çektim Çınar. Ne o? Artık yeteneğime de mi güvenmiyorsun? Anlamadım. Bana güvenmiyorsun ya, onu diyorum. İkinci bir gözü iyidir diye dedim. Bakabilir miyim? Ben de bakayım o zaman. Olur. Ne oldu? Hiç. Komik olan ne? Çok iyi yakalamışsın. Senin kadar olmasa da ben de kıvırabiliyorum bu işi. Ona ne şüphe? Ya mesela baksana. Şu fotoğrafın arkası hiç bulanık değil. Her şey ortada yani. Nasıl bakacağını bilirsen tüm detaylar ortaya çıkar. O zaman bakış açını değiştirmeni öneririm. Belli ki gördüğün şeyleri yanlış yorumluyorsun. Ne demek istiyorsun Deniz? Fotoğraflardan bahsediyorum Çınar. Arkası bulanık. Yani her zaman senin açın doğru olacak diye bir şey yok. Bazen ödüllü fotoğrafçılar da yanılabiliyor.
Deniz? Ne işi var şimdi bunların burada? 2 dakika bir yalnız bırak kızı be. Bir sal da kız nefes alsın. Yapışık ikizler gibi. Terfi sonrası ilk defile bu. Yani Mert için çok önemli. Annesine kendini ispatlaması lazım. Bizim Pısırık Mert'ten bahsediyoruz değil mi? O Pısırık Mert genel müdür oldu diyorum Meltem. Çok titizleniyor bu kadro için. Ben de seni mankenlik için önereceğim. Tamam da benim mankenliğimin gizlenecek nesi var ki? Senin aklın nerede bugün tatlım? Mert diyorum. Genel müdür oldu diyorum. Aklını kullan, magazine fotoğraf ver diyorum. Kariyer basamaklarını Kocabey merdivenlerinden 3'er 5'er atlayarak çık kızım diyorsun yani. Şok şok şok. Kocabeylerin genç ve yakışıklı torunu Mert Kocabey, ünlü manken Meltem Coşkun'la yakalandı. Az sonra. Ama yıldızın parlayınca beni unutmak yok. Unutur muyum? Ne yapıyoruz şimdi? Bak şimdi, şöyle ki... Ben sizi ayırın aslında bilirim. Serdar Bey, acil aşağı gelmeniz lazım efendim. Ne oldu? Deminleri getiren kamyon arızalanmış, yolda kalmış. Tamam, ben hallederim. Alo. Alo. Lojistik şefini bağlayayım bana. Ben yukarı çıkıyorum. Oradan çekeceğim biraz. Tamamdır. Ay. Deniz, dikkat et ama bak. Dikkat et, düşeceksin. Deniz! Tamam, bırak. İyiyim ben. Sakin ol. Tutmasaydın düşüyordun yine. Abartma Çınar. Ayağım kaydı alt tarafı. Ayrıca kurtarılmayı bekleyen bir prenses değilim ben. Sana ihtiyacım yok yani. Sana iyilik de yaramıyor. Senden gelecek iyilik Allah'tan gelsin. Kapris yapmakta prensesten aşağı kalır yanın yok ama. Çınar, gerçekten sana laf yetiştirmekle uğraşamayacağım. Hadi işimizi bitirelim gidelim, olur mu? Olur. Ben de çok sıkıldım zaten. Belli. Ben içeri geçiyorum. Oradan çekeceğim. İyi. Dikkat et. Sayfalarca yazmış da yazmış sıkılıyorum diye. Hayatım, abartma. Genç işte, hepimiz geçtik o yollardan. O bir süre sonra okur okur güler yazdıklarını. Ay seni de bu vurdum duymazdın bu hale getirdi bu kızı. Ay ben annesi olarak her şeyle ilgileniyorum. Esin genç bir kız. Babasına ihtiyacı var. Ay sen de biraz ilgilen. Ay yoksa bir şeyler yapmazsak elimizden kayıp gidecek. Esin bunalımda diyorum. Hayatım, sakin ol. Esin çok güçlü bir kız. Ben de daha çok ilgileneceğim cadıyla, söz. Söz demişken, Nurhan geldi. Özgür'le sözlendirelim mi diyor. Nereden çıktı hayatım bu? Daha Esin kaç yaşında? Sen münasip bir dille Nurhan'ımla konuş, olmaz bu iş. Ay hemen kestirip atma Yalçın. Ya bak, yani Özgür çok iyi bir çocuk. Eğitimli, görgülü. Esin'e çok iyi gelecek. Ne zaman görseler hani Esin'e bir sakinlik, bir huzur geliyor. Bir dakika, şimdi sen Esin'in de mi gönlü var diyorsun? Bana niye hiç bahsetmedi bundan? Şu aralar sadece arkadaşlar. Ama zaman içerisinde Esin de isteyecektir. Hayatım, aralarında bir şey yok diyorsun. Yani biz zorla mı yapacağız aralarını? Ay zorla değil hayatım. Güzellikle yavaş yavaş halledeceğiz. Güven bana. Bu söz işi Esin'e çok iyi gelecek. Ay ben kızımı tanıyorum. Güven bana. Babam ne diyor hayatım bu işe? Yalçın. Ya tamam, şirket işlerinde Fehmi babam ne derse o olur. Ama öz kızınla ilgili kararı sen vereceksin. E babam da buna saygı duyar. Ya doğru, haklısın. Esin için en doğrusunu biz biliriz hayatım. Güven bana. İyi olacak her şey.
Umarım. Hadi gidelim. Benim işim daha bitmedi, bekle biraz. Daha demin çekelim de gidelim diyordun, ne değişti? Çınar sabret 2 dakika. Deniz, yeterince fotoğraf karesi çektik zaten. Sanat galerisi için fotoğraf çekmiyoruz. İnşaat çekiyoruz. Aradaki farkı anlamayacağını biliyordum zaten. Ben gidiyorum. Sanatınla sana iyi günler. Çınar. Tamam, geliyorum, bekle, geliyorum. Babana neden ayrı geldiğinizi açıklamakla uğraşamam sonra.